Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Gayri safi fikirlerin 44. bölümüne hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Tansel Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faikanlı. Gerçekliğin bilgisine az da olsa temas etmek için çıktığımız yolda Epistemoloji 101'in 4. bölümündeyiz. Bu bölümde geçtiğimiz bölümlerden sonra gerçek ve hakikat ayrımında biraz puslu bir kavşağa gelmişiz gibi hissediyorum. Şimdi farklı farklı hakikatler olsa da gerçekliğin biricik olduğundan bahsettik ama bu noktada asla gerçekliğe ya da bilgiye ulaşamama ihtimalimizin de ortaya çıktığını görebiliyoruz. Aslında bu biz görmek istemesek bile bizim karşımıza çıkan bir durum. Çünkü tüm hakikatlerin göreli olabileceğinden bahsetmekle deney ve gözlemlerle ortaya konulan bilgilerin de bir manada ehvenişer hakikat, yani kötünün iyisi hakikat, elimizdekinin en iyisi diyebileceğimiz hakikat gibi muğlak bir yerde konumlanma sonucuyla karşılaşabiliriz. Buradaki kavramsallaştırmayı ben yaptım fakat doğru yeri imleyip imlemediği konusunda tam olarak emin değilim, onu tartışırız. Zorunlu, birazdan bahsedeceğim kısma ne kadar uygun bilmiyorum ama böylesine bir eşitlilikte zorunlu bir görelilikten bahsediyor olabilir miyiz? Yani bilginin göreliliği, daha doğrusu epistemolojik görelilikten bahsediyor olabilir miyiz? Burada yani hakikatler çeşitli ve kişiye ve deneyimine göre çeşitlenir diyorsak ya da diyeceksek, masadaki hakikatleri önümüze serdiğimizde aslında hepsi aynı forma girmiş gibi görünebilir. Yani dışarıdan baktığımızda önceki halinde hepsini görebiliyorken şimdi hepsinin üzerinde bir tabaka var ve tüm hakikatler, deneyle elde edilmiş hakikatler de olsa, doksalar dünyasından gelmiş hakikatler de olsa aslında aynı kıymeti görebiliyor mu? Yani bir kalemi ben yere bıraktığımda bunun yer çekimine yenik düşmesi hakikatiyle babaannemin ruhunun aşağı itekiliyor olmasından çıkardığım bir hakikat aslında arasında seçim yapmak zorlaştı mı? Masa üzerindeki hakikatler deyince ben başka bir şey düşünüyordum ve yapıyordum aslında. Tabii henüz görsel bir iletişimimiz olmadığı için şu an dinleyenlerimizle biraz betimlemem gerekecek veya anlatmam gerekecek. Şu anda masamın üzerinde kayıt alırken French Press içerisinde demlenmekte olan bir kahve var. Ve merak ettiğim şey şu, bu tecrübe bana gösteriyor ki yani French Press ile hazırladığım kahveler ne kadarlık bir sürede tam içilebilir bir kıvamda demlenmiş oluyor. Ve French Press'i bilenler zaten bilir. Ne kadar bir sürede tamamen artık onu bastırıp servisini yapmalıyım diye düşünüyorum. Bunu şundan söyledim, masanın üzerindeki hakikatler diye. İki tür bilgiden veya doğruluktan veya da doğruluğu taşıyabilen iki tür bilgiden bahsetmek mümkün görünüyor sanki. Biri önermesel bilgiler, teoriler, hipotezler, yargılar, yargı tümceleri, özneler, yüklemler havada uçuştuğu alan. İkincisi de belki know-how dediğimiz nasıl yapılır, yani pratik bilgi veya da üzerine çok düşünmeden yapabildiğimiz ama işlevini tam olarak yerine getirdiğine göre doğru yaptığımızı düşündüğümüz bilgi türü. Yani bir marangoza veya bir kundura ustasına nasıl yapıyorsun desek belki o anda bize sözel olarak anlatamayacak ama bak böyle yapıyorum deyip gösterebilecek. Şimdi French Press'teki kahve ne kadar zamanda demlenir aşağı yukarı tecrübelerimden çıkarabilirim. Sana 5 dakika, 10 dakika, 2 dakika diyemem ama daha da önemlisi neden 2 dakika, neden 5 dakika, neden 10 dakika diyemem. Aşağı yukarı şu kadar zamanda, çünkü şimdiye kadar hep öyle yaptım ve tadı da iyi oldu diyebilirim. Ama şöyle bir soru hemen gelecektir. Peki demlenme dediğimiz şey nedir? Kahveye ne oluyor? Toz olarak koyduğum şey üzerine sıcak su ekledikten sonra bir süre bekleyince nasıl o su artık kahvenin rengini alıyor, kahveyle bütünleşiyor? Yani orada nasıl bir etkileşim veya tepkime yaşanıyor? Sıcaklığın bununla etkisi nedir? Derece önemli midir gibi sorularda artık know-how biter. Bazı açıklamalar gerekir ve bunların pek çoğu da aslında kimya ile ilgili olur bugünkü kategorizasyon içerisinde. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Bilgiyi türlere ayırarak incelemek, çünkü şu anda epistemoloji veya da epistemolojinin problemleri üzerine düşünüyoruz veya bunu varsayıyoruz. Bir yöntem mi acaba? Yani işte böyle bir teorik bilgi, bilimsel bilgi, günlük bilgi
Belki teknik bilgi, sanatsal bilgi, bilimsel bilgiyi de formel bilimler bilgisi, doğa bilimleri bilgisi, sosyal veya beşeri bilimler bilgisi, olanaklıysa felsefi bilgi, yani başına koyabileceğimiz niteleyicilerle acaba türlere ayırmak mümkün mü? Veya bu işi kolaylaştırır mı? Hani siz felsefi olarak bilimsel bilgi üzerine kafa yoruyorsunuz ama ya biliyoruz kardeşim işte, çok da kurcalamayın, bildiğimize gösterebiliyorum diyenler olabilir mi? Elbette ki böyle bir şey olabilir ama hemen ortaya çıkan bir problemin altını çizeyim. İlk işimiz problemleri fark etmek, çünkü felsefede farklı türlerden söz etmek olanaklıysa, yani farklı tür bilgilerden söz etmek olanaklıysa ve her biri bilgi adını alıyorsa, bunları ortaklaştıran bir nitelik olmalı. Yani felsefi bilgi, sanatsal bilgi ve bilimsel bilginin kesişim kümesi nedir ki üçüne de bilgi diyoruz veya bu adla veriyoruz ve hala pek çok şeye bilgi değil diyoruz. O halde bu değişmez nitelik veya nitelik seti her nedir sorusu neyse, buna ilişkin soru bizim yine temel sorumuz. Yani bilgi türlere ayırmak, bilgiyle bilgi olmayan arasında bir fark olduğu sürece ve farklı türler bilgi adını aldığı sürece problemimizi çözmüyor, sadece parçaları ayırıp erteliyor. Öyleyse bilgi nedir sorusu hala bilgi türlerine ayrılmış parçalar söz konusu olsa bile asli sorumuz. Bu durumda epistemoloji böyle türlere ayırarak, evet sadece teorik bilgi nedir sorusunu soruyor diye bir köşeye bırakabileceğimiz böyle fil dişi kulede yapılan bir etkinlik veya araştırma değil. Bilginin türlerinden bahsettin ama bilginin türlerinden hemen önce aslında bilginin sahipliğine dair ufak bir anekdot verdin kunduracıya. Ben bu ayakkabıları nasıl yapıyorsun diye sorduğumda bunu bana belki anlatamaz ama şöyle şöyle yapıyorum diye gösterebilir. Burada sanki şu tip bir illüzyona kapılıyormuşuz gibi geliyor bana. Kişi bilgiye dair o bilgisini, çünkü bilgi de bilgiyle tanımlanan bir şey olduğu için, bizim sorduğumuz şeye dair bilgiyi bize dil yoluyla aktaramıyorsa o bilgiye sahip olmayabilir diyebilecek bir noktaya kayabiliyoruz. Bunu dediğini söylemiyorum ama bu noktaya kayabildiğimizde dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır diyen Wittgenstein'la aynı noktaya düşüyor olabiliriz. Fakat aslında bazı şeyleri kelimelerle ya da belli bağlamlarla ifade edemesek de onları zihnimizde bildiğimizi, ki uygulamada bunu kullanabildiğimizi düşünüyorum ben. Yani kunduracı ayakkabıyı nasıl tamir ettiğini anlatamıyor olabilir. Fakat onun zihninde belli bir yöntemsel akış var ve aslında onda bir bilgi akışı var. Yani ben de şu an tam olarak ne yaptığını bilmiyorum fakat 10 kademeli bir ayakkabı tamir süreci varsa hepsini sırayla gerçekleştiriyor ve uyumsuz noktalarda alternatif yollara gidiyor. Yamalar yapıyor, farklı şeyler deniyor ve aslında orada bir yöntem ağacı var. O bunu ifade edemiyor olabilir. Fakat orada onun bilgiye sahip olmadığını ya da bilginin orada olanaklılığını bu kadar kolay sorgulayabileceğimizi çok da düşünmüyorum. Bu genel olarak da bahsedilebilir. Yani kahvenin nasıl demlendiğini sorgularken de aslında kahvenin nasıl demlendiğini şöyle bir baktığımızda anlayabiliyoruz. Deneyimlerimizden yola çıkarak ve bunu olumlu sonuçlarıyla, yani 1 dakika demledikten sonra vasat bir tad almışızdır. 10 dakika demledikten sonra çok tortulu bir tad almışızdır ve aslında deney ve gözlemlerimizi yaparak bir manada 4 dakika, 5 dakika gibi ortalama bir zamana ulaşmışızdır. Bunu savunabilecek olmak ya da bunu savunuyor olmak çok iddialı olabilir. Yani kahvenin en iyi demlendiği süre 4 dakika demiyor olmak, bilgi sahibi olmamaktan ziyade aslında belki de daha farklı sürede demleniyordur ama ben bunu deneyimledim. O yüzden de herhalde 4-5 dakikadır diyerek bu deney ve gözlemimizi illa bir teoriye çevirme isteğine sahip olmamayla da ilgili olabilir. Tabii ki hemen önce kunduracıdan başlayalım. İyi kunduracı, iyi derken de işini yapan, yapabilen kunduracı zaten biliyordur. O da şuradan anlaşılacaktır. Kahve örneğinde ve diğer pek çok örneklerde olacağı gibi dediğin şey doğru. Zihninde bir akış var ama uyumsuz, yani o akışı sekteye uğratabilecek, işiyle ilgili bir probleme rastladığı anda, karşılaştığı anda bunu çözmek üzere akışa müdahale edebiliyor. Bunu edebiliyorsa gerçekten biliyor. Yani öngörülmemiş bir problemi çözebilme yetisinden bilginin göstergesini çıkarabiliriz, o işi bilmek. Yani pratik alandan bahsediyoruz ama bunu tabii genelleştirmek de mümkün. Bunu hemen şöyle sorabiliriz. Bildiğimiz gibi papağanlar belirli cümle yapılarına kadar
konuşabilmekteler. Peki onlar gerçekten o dili biliyor mu? Onlar aslında bir akışı takip ediyor. Aslında taklit ediyorlar en azından bildiğimiz kadarıyla. Yani sizinle oturup sohbet edemez hiçbir papağan. Öğrendiği bir şeyi tekrar eder. Ve çoğu zaman bağlamını oturtmaz. Bu bağlamın denk gelmesi bazen böyle bir hakikaten korelasyondur. Bunun gibi edinilmiş bir akış, bir alışkanlık bilgi değildir. Bilgi o akış sekteye uğradığı anda o akışa müdahale edebilme yetisinin gerisinde kendisini gösterir. Kahve örneğinden gidecek olursak, elbette ki bu arada bir bariyer var. Zevkler ve renkler meselesi. Yani ben nasıl bir kahve içmekten hoşlanıyorum? Dolayısıyla doygun veya daha hafif bir kahvede zamanla bir bağlantısı olduğunu biliyorum. Yani daha az zaman bırakırsam demlenmeye daha hafif bir kahve, daha çok zaman bırakırsam daha yoğun bir kahve içerim. Ve o yoğunluk ve hafiflik benim damak zevkime göreli olduğuna göre, eğer tüketicisi bensem, hani orada fazla bir problem çıkmaz gibi görünüyor. Ama şu soru devreye girmeyecek mi? Zamanla bir bağlantısı var, bunu fark ediyorum. Yani kahve demleme pratiği içerisinde, French press ile. Peki neden zamanla bir ilişkisi var? Yani neden sorusu gelecek? Yani bir açıklama da içinde barındıracak. Ama hemen bir nasıl da gelecek. Peki ben daha yoğun bir kahveyi nasıl demleyebilirim? Zamanla ilişkisi varsa bu işin. Daha çok bekleyeceğiz. Tamam, bu basit cevap ama daha çok bekleyince orada ne oluyor? Suyla kahve tozu arasında, çekirdekten toza geçmiş kahve arasında nasıl bir etkileşim oluyor? Şimdi neden ve nasıl sorularının cevabı artık bir akış içerisinde edinilmiş alışkanlıkla verilecek bir cevap değil. Yani pratik, know-how bilgisinden yine önermesel bilgiye, yine o teorilere, hipotezlere, varsayımlara geçmiş oluyoruz. Adını böyle koymak zorunda değiliz. Şimdi böyle düşündüğümüzde bir hatırlatma yapalım. Epistemoloji dediğimizde ne diyorduk? Hatırlayacağımız üzere felsefe sözcüğü Yunanca philosophia sözcüğünden geliyordu. Yani kökeninde philo ve sophia olan iki kelimenin birleşiminden geliyor. Philo sevgi, sevmek anlamları taşıyor. Sophia da bilgelik, yani bilgiye sahip olmak diyebiliriz. O halde bunun birleşimi philosophia, bilgelik sevgisi anlamına gelmekte. Bakın bilgi anlamına gelmiyor. Oysa aynı dönemde tarihsel olarak filozofya veya filozof sözcüğü kullanırken sofistler gündemdeydi ve sofistler tedavüldeydi. Yani bazı insanlar kendilerine sofist adını veriyordu veya bazı insanlar bu insanlara sofist diyordu. Sofist hemen bu sözcükten çıkartabiliriz. Sofya bilgelikse sofist bilge anlamına geliyor. Yani bilginin sahibi, bilen kişiler. Tekrar altını çiziyorum. Filosofya bilgelik sevgisi, yani epistemoloji de bunun altına düştüğüne göre filozof şunu sorabilen konumda: bilgi olanaklı mı? Bilgi nedir? Bilginin kaynağı nedir? Veya bilginin temel kriteri, ölçütü nedir sorularını sorabilir. Oysa bilge zaten bilgiye sahip. O kendi bilgisine sahip olup olmadığını sorguladığı bir yoldan çıkmamakta. Belki de filozofya adının verilmesi, filozofi adının verilmesinin altındaki espri de buydu. Bunu tabii ki hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz ama en azından bu tesadüfi bir adlandırma değil. O halde filozofya, yani bilgelik sevgisi, felsefenin gerçeği ve doğruluğu araştırma ve bilmeye yönelik bir düşünsel bir araştırma etkinliği veya düşünsel bir araştırma programı olduğunu bize söylüyor. Gerçeği ve doğruluğu araştırma. Şimdi gerçeği bilme etkinliği veya araştırma uğraşı olarak açığa çıkan felsefe öncelikle tabii ki gerçeklik nedir diye soruyor. Çünkü ona bilebilir miyim sorusu, gerçeklik nedir sorusuyla iç içe geçen bir soru. Ama geçen programlarımızda söylediğimiz gibi gerçeklik nedir veya herhangi bir şey nedir diye soracağımız felsefi tanım sorusu içerisinde bir doğruluk iddiası taşıyor. Yani verdiğim tanım doğru mu? Çünkü ideal bir tanım vermek her zaman mümkün. Yani bir şeyi idealize ederek aslında olmadığı şekliyle, olamayacağı şekilde bir tanım vermek. Yani pratiği imkansız tanımlar verebiliriz elbette. Hani deriz ya, ben şöyle şöyle bir dünya istiyorum. Peki dünya öyle bir dünya olabilir mi tüm koşullarıyla? Hani ideal bir tanıma pratik eşleşir mi?
Yoksa gerçekliği aşan, hani elimizde 2 litre su var ama 1 litrelik bir kap var. 2 litrelik suyumuz ideal tanımımız. 1 litrelik kapta bu gerçekliğin kendisi. Şu anda telefon sesleri duyuyorsunuz ama kesmeyelim. İşin spontane halinden devam etsin. Umarım uzun sürmeyecektir arayan kişi. Gerçekte burada olmadığımızı düşünmesini hayal ediyorum çünkü. Gerçekliğin kendisi 1 litrelik bir kap ama elimizde 2 litrelik sıvı veya su var, her neyse. 2 litre bizim ideal tanımımız. Bu 2 litreyi gerçekliğe nüfuz ettiriyoruz. Şimdi bu analojide, bu benzetimde olacak şeyi biliyoruz. 1 litresi taşıyacak. Ona uymayacak. İşte ideal bir tanım gerçeklikten taşacak bir tanım olabilir. İnsan zihni, aklı bu tanımları verebilecek potansiyelde veya yeterlilikte. Ama bu gerçekliği tanımlamak anlamına gelmiyor. O halde gerçeği ve doğruluğu araştırmada gerçeklik nedir veya herhangi bir şey nedir diye sorduğumuz epistemolojik değil de ontolojik gibi görünen soru, yani TST'in sorusu antik Yunanca, aslında epistemolojik bir öz taşıyor. Çünkü ideal bir tanım benim işime yaramaz. Gerçeği tanımlamaya çalışıyorum. O şeyin gerçekliğini tanımlamaya çalışıyorum. O halde gerçeği ve doğruluğu araştırma ve bilme, üçüncüyü hem eklememiz gerekiyor, etkinliği veya araştırma programı. O halde gerçeği bilme etkinliği olarak açığa çıkan felsefe epistemolojik araştırmayı başından beri içinde taşıyor. Belki de bu yüzden bir bilgelik sevgisi, bilgelik arayışı. Çünkü sevdiğimiz şeyi arıyoruz. Hani bir özellikle sofistlerle değil de Sokrates'in diyaloglarında, simpozyumda, şölende sevgi, Eros'la sembolize edilen sevgi, felsefenin de temel motivasyonu. Bu daha sonra başka bir şeye evrilecek. Aristoteles'te insan doğası gereği bilmek ister diyecek. Yani bu arayış felsefeye içkin, bu insanlığa içkin belki, doğamızın bir parçası tüm pragmatik işlevselliğiyle beraber, ama içerisinde her zaman taşıdığı bir şey, bilgi problemini çözebilme. Ancak bu süreç epistemolojide hatırlayacağım üzere bilginin olanaklılığı, doğruluğu, geçerliliğine, kaynağına, doğasına ilişkin bir araştırmaya dönüştü ve ağırlık kazandı. İşte epistemoloji de bu arayışın özel adıydı. Ama başta senin söylediğin gibi gerçeğin bilgisinin arayışında epistemolojik olarak şöyle konumlanıyoruz. Yani kahvenin nasıl demlenmesinden tutun da bilimsel bir teoriyi bilimsel kılan nedir sorusuna kadar gerçekliğin bilgisinin gerçekliğini arıyoruz. Yani gerçekliğin bilgisi mümkün müdür diye sorduğumuzda onu kendimize bir araştırma nesnesi olarak kılıyoruz. Ve sorumuz şöyle oluyor. Bir gerçeklik olarak gerçekliğin bilgisi olanaklı mıdır? Şimdi geçen programda tam kaldığımız şey de oydu. Bir şüpheci duruş var bunun karşısında. Ve bu meşru bir duruş. Çünkü önce bu olanaklılığı tartışacağımıza göre acaba olanaklı değil mi sorusunu taşıyor olmamız gerekir. Şimdi klasik tanım neydi? Bilgiye dair veya episteme'ye dair doğruluğu gerekçelendirilebilir bir sanı veya da doğruluğu gerekçelendirilebilir ifadeler veya teoriler veya hipotezler. O son kısmı istediğimiz gibi doldurabiliriz. Yani bilginin taşıyıcısı olan herhangi bir şeyle doğruluğu gerekçelendirilebilir. Yani tesadüfi olarak gerçekliğe tekabül etmesi bildiğimiz anlamına gelmiyor. Yani kahveyi 2 dakika bıraktım, tam da istediğim gibi demlenmiş. Peki neden 2 dakika? Bunu bana anlatabilmen gerekiyor. Demin senin de isabetle dikkat çektiğin gibi. Kunduracı aslında evet bakın göstereyim der ama problem çıktığı zaman düzeltebilir olduğu için o bir adım sonra bize anlatabilirdi. Ben bazen lisans derslerimde özellikle sınavlarında şununla karşılaşıyorum öğrencilerimden. Hocam konuyu biliyordum ama ifade edemedim. Şimdi ifade edememek hele ki böyle teorik bir alanda yani bir üniversitedeki lisans dersinde uygulamalı bir ders değil teorik bir derste bilmediğinin aslında ya da yeterince bilmediğinin bir göstergesidir. Ama tabii epistemoloji hemen soracak yeterince bilmekle yeterince bilmemek arasındaki o derece farkını veren kriter nedir diye. Bu şimdilik cepte dursun. Ama biz o şüpheciye dönelim. Doğruluğu gerekçelendirilebilir ifadeler veya doksalar
Yani doğru olacak, bir de ben bu doğruyu gerekçelendireceğim. Ama şüpheci şunu söylüyor, herhangi bir ifadeyi, herhangi bir bilgi iddiasını, herhangi bir doksayı gerekçelendirmeye çalıştığın anda aslında yaptığın şey başka bir bilgi iddiasını öne sürmektir. Yani ilk yine A diyelim, A ifadesini gerekçelendirmek için A önermesini, A teorisini veya da A hipotezini bir B ifadesi ortaya sürüyorum. Yani bu böyledir çünkü bu böyledir. A B'dir çünkü B C'dir. Peki B'nin C olduğunu nasıl gerekçelendireceğim? Çünkü C D'dir. Peki C'nin D olduğunu nasıl gerekçelendireceğim? Çünkü D E'dir. Peki D'nin E olduğunu nasıl gerekçelendireceğim? Çünkü E F'dir. Şimdi sonsuz geri gidiş bu. Ve şüpheci şunu söylüyor, septik. Bu sonsuza kadar gittiğine göre aslında biz gerçekte hiçbir bilgi iddiamızı gerçekten temellendirmiyor veya gerekçelendirmiyoruz. Bu sonsuz geriye gidiş zincirinin bir yerinde ya takatimiz tükeniyor ya da işte bu kadarı yeter deyip yola devam ediyoruz. Yani bir şeyi aslında gerçekten bilmiyoruz. Her seferinde zincirin göreli olarak son halkalarından veya ona yakın bir yerlerden yola çıkıp işte bu yeterli diyoruz belki de. Oysa eğer bilginin tanımı buysa, yani doğruluğu gerçekleştirilmiş ifadeyse bilgi ve bu gerçekleştirme asla temellere ulaşamıyorsa her zaman bir acaba sorusu zihnimizde olmak zorunda. Çünkü sonsuz geriye gidiş aslında temelsizlik anlamına gelir. Hiçbir gideceğimiz zemin ve nihai nokta veya nihai yola çıkış noktası yok bu durumda. O zaman A B'dir örneğinde, B C'dir de kalmakla E F'dir de kalmak arasında ve altımızın sonsuz olduğunu düşünürsek nasıl bir fark var? Şüpheci işte bunu soruyor. Aslında fark yok. Yani sonsuz bir dipsizlik noktasında ikinci adımla beşinci adım aslında hiçbir adım atmamak kadar anlamsız veya önemsiz. Biraz daha derin, yani sonsuz derinlikte biraz daha derin demek gibi bir anlamı var sadece. Şüphecinin A, B'dir ya da E, F'dir arasında bir fark görmemesi aslında bana kalırsa ilerlemenin önünü kapatan bir yargı. Neden diyecek olursan, A, B'dir ile E, F'dir eşittir. Bu yüzden bu ikisi üzerine ben bir sorgulama yapmayayım ve A, B'dir ile yetineyim. Çünkü zaten ulaşamayacağım demek. Aslında Y, Z'dir'den sonra belki ulaşabileceğimiz Z, Teta'dır seviyesinde. Yani neredeyse 16. 17. o bağlantıda ulaşabileceğimiz, belki de ulaşabileceğimiz bilgiye hiçbir zaman ulaşamamamızı sağlıyor. Yani biz bugünden itibaren A, B'dir de takılı kalacak olursak muhtemelen hiçbir şekilde ulaşamayacağız bilgiye. Yani şüphecilerin dediği doğru çıkacak. Fakat bizim gideceğimiz bir yer kalmayacağı için insanlık olarak ya da en azından bilgi evreni olarak biraz kayıpta olacağız gibi geliyor. Bir de Aristoteles'in doğası gereği insan bilmek ister ve sanki her şeyi bilmenin bir ölçü olduğunu gösteriyor. Bu senin bahsettiğin ve şüphecilerin de bahsettiği. Yani kahveye dair bir tartışma yapıyorsak kahve çekirdeğinin granüllerini, kahve çekirdeğinin hangi derecede demlendiğini, hatta derecenin ne olduğunu ve çekirdeğin ne olduğunu, ardından o çekirdeğin belki atomsal düzeyde açıklamalarını bilmemiz gerekir mi? Bana kalırsa gerekmez. Çünkü aslında sonsuz sayıda bilgi vardır ve hepsine sahip olmanın tam olarak anlamını çözebilmiş değilim. Yani gerekçelendirmede 5. kademeden sonra her şey tamamdır diyemem. Çünkü gerekçelendirme de zaten başlı başına hatalı olabilir. Yani ben bu kapının ardında Ahmet vardır dediğimde o kapının ardında gerçekten Ahmet olabilir ama Ahmet'e benzeyen, ya benim Ahmet'e benzettiğim ya da Ahmet'in bulunduğu konumda Ahmet'in maskesini takmış biri de olabilir. Yani aslında gerekçelendirmem tamamen yanlış da olabilir. Ki bu bizi Getir problemine götürecek. Onu da ileride göreceğiz. Burada aslında bu tip şeyleri bilmemiz gerekiyor mu, mümkün mü ve mümkün olmalı mı sorusu benim aklıma geliyor. Ayrıca ayakkabıcı örneğine dönmek istiyorum. Kunduracı örneğine dönmek istiyorum. Çünkü örneklerden kopamıyorum. Somuta indirgeyebilmek için. Sen kişinin bilgiye ulaşıp ulaşmadığını, yani o bilgiye sahip olmadığını anlatabilmek için
bir şeyi yöntemsel olarak yapıyordur. Hatta papağan örneğini vermiştin. Belli kelimeleri söyleyebilir fakat bağlam oluşturamaz. Yani korelasyon vardır fakat ortada bir neden sonuç oluşturabilecek bir sohbet yoktur dedin. Kunduracı da ayakkabıyı birinci adımdan onuncu adıma kadar yapar fakat üçüncü adımdan sonra buna alternatif bir çözüm üretemezse ve bunu bize anlatamıyorsa o bilgiye sahip değildir dedin. O zaman ayakkabıcı nasıl tamir ettiğini anlatamıyor. Birinci durumda bu bilgiler öğrenilmiş ve taklit ettiği şeyler, yani zihinsel olarak belki motor faaliyetleri olarak, tıpkı bizim otomobil kullanmamız gibi, birine bunu teorik olarak anlatamayız fakat gayet kendi vücudumuzun uzantısı gibi otomobil kullanabiliriz. Ya da anlatamıyor ve sorunlara alternatif çözümler üretiyor. Yani birinci adımda ayakkabıyı eline aldığında herhangi bir sorun ortaya çıkıyor ve bu sorunu daha önce çözmemiş. O an düşünerek bir çözüm üretiyor ve bu çözüm doğru oluyor. Böyle onlarca çözüm üretiyor. Yani anlatamamasına rağmen metodik bir çözüm ortaya koyabiliyor. Bu durumda ayakkabıcı, yani kunduracı bilgiye sahiptir diyebilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında çok güzel bir yere temas ettin. Son sorduğun sorunun cevabı da belki oradan çıkacak. Şimdi o süreci hatırlayalım. Aslında mesele A. İşte kahve, arke, yani ilk ilke, atomlar, ışık hızı, yani bir fenomeni somut gözlemlediğimiz veya tespit ettiğimiz ve gerçek olduğunu söylediğimiz bir fenomenin nedenini ve nasılını arıyoruz. Bilgi bu ikisinin birleşiminden ortaya çıkacak. Hem onu kontrol edebilmek için hem onu bilmek için. Aslında Aristoteles'in de kendi sistemi içerisinde insan doğası gereği bilmek ister dediği, insan nedenleri bilmek ister. Mesela o nasıl'a çok fazla vurgu yapmaz. Ama Francis Bacon'a gelecek olursak, bilgiyle insan gücü eş anlamlıdır. Bilgi insan gücünü veya da insan refahını arttırmasıyla bilgidir. En önemli göstergesi budur diyecek. Ama ikisinde de mesele neden ve nasıl soruları. Şimdi A, B'dir dediğimizde B, A'nın bir gerekçesi. Hani bunu açmış olalım. Bir eş anlamlılık anlamında değil. Yani A'nın nedeni ve onun nasılını açıklayan şey B. A, B'dir ve bunu gösterebiliyorum. Yani deminki örnekte zamanla demlenme arasındaki ilişki. Kahveli koydum toz olarak, üzerine sıcak su koydum ve beklemem gerekiyor. Zaman da ölçülebilir bir şey. Yani çok büyük teorilere şey gitmeye gerek yok. Saatimle ölçerim. Hiçbir şey bulamazsam sakin olduğum bir anda tek koşullu bu. Nabzımla ölçerim. Bana ritmik bir atış lazım veya ritmik bir tekrar lazım. Zamanı ölçebilmek için. Kahveden bahsediyorum tabii ki. Yani böyle basit bir ölçüm için. 2 dakika veya da işte aşağı yukarı 160 ila 170 nabız atışı saydım. Hani işi iyice komplike kılıyorum. Kahveye o kadar takıntılıyım. O dakikada olduğu zaman kahveyi boşalttım. Çok istediğim tat değil. Ben daha doygun istiyorum. Demek ki 3 dakika beklemeliyim. Çünkü zamanla arasındaki ilişkiyi bildiğimi şu an varsayıyorum. Yani A, B'dir dediğim şey bu. Ama ikinci soru şu geliyor. Zamanla neden ilişkisi var? Ve nasıl bir ilişkisi var? Şimdi B, C'dir dediğimde, şimdi bu kez bu ilişkinin neden ve nasılını arıyorum. Yani kahve partikülleriyle dedik veya kahve toz zerrecikleriyle veya kahvenin kendisiyle onu nasıl birimlendireceksem, sıcak suyun ilişkisi arasındaki zaman bağını araştırıyorum artık. O yüzden B, C'dir. Yani bunu açıklayan bir şey C. Tam da şimdi o neden ve nasıl. Yani burada madde enerjiye kadar dikkat et gider. D, E, F, E derken. Ama dediğin ve doğru dikkat çektiğin şey ve şüphecinin nasıl söylediği, daha doğrusu söylediği şeye gizil, esas vurucu olan şey şu. Şimdi zaten eğer bu zincir doğru kurulduysa, emin ol D, E'dir seviyesi şu anki bizim atomik araştırma seviyemiz. Yani CERN'de yapılan deneye ulaştık. D, E dersek. Tabii sembolik olarak. Yani o yeterli bir derinlik. Ve dikkat edersek CERN'de artık EF'dir arıyoruz. Ama sorun şu, şüphecinin de söylediği bu. Ya bu yanlış zincirse? Doğruluk kriterinle sonsuz geriye gidiş içerisinde yanlış zincirler de var olası. Ya AB'dir değil de AQ'dur doğruysa ve Q'dan bir yere gitmen gerekiyorsa? Ya ilişki farklıysa? Yani sende hem bir gerekçelendirme için sonsuz geriye gidiş zincirleri var ve hangi zincir olduğunu bilemezsin bulunduğun yerden. İkincisi, bilemem sebebin şu, hangi zincir doğrudurun cevabını veremiyorsun. Yani tanım evet yola çıkış için gerekli
bilgi gerekçelendirilebilir doğru ifadedir diyelim. Ama gerekçelendirilebilirlik sadece ondan başka bir ifadeye gitmek değil. Çünkü o bir korelasyon da olabilir, tamamen senin kuruntun da olabilir, senin ideal tanımların da olabilir, olmayan şeyler hakkında konuşuyor olabilirsin. Gerçekliği taşmış olabilirsin, deminki su örneğinde olduğu gibi. Senin de esas olmayan şey, şüphecinin daima şüphesini bir silah gibi sana doğrulttuğu şey şu. Doğruluk ölçütün ne? Doğru gerekçelendirmeyi yaptığını nereden biliyorsun? Gerekçelendirme aslında doğrulamak. Yani tabii bu yanlışlamak olarak da alınabilir. İkna edici ama öznel değil. Nesnede, yani gerçekliğin kendisinde artık daha fazla şüphe etmene gerek duymayacak kadar açığa çıkan kriter, doğruluk kriteri nedir? Bunun cevabını vermemiz gerekiyor ve epistemolojik araştırmada. Yani gerekçelendirme dediğimizde şu an için, daha sonra bunu değiştireceğiz ama doğrulama dediğimizde neyi kastediyoruz ve bu sadece bir ikna olmamak zorunda. Enerjim veya cevap verebilirliğim bitti dememem gerekiyor. Evet, bunun nihai ve yeterli cevabı budur diyebilmem gerekiyor. O zaman şüphecilere göre şöyle bir güncelleme yapabiliriz. Onların da gönlünü hoş tutmak adına. Bilgi gerekçelendirilmiş doğru fikirdir demek yerine, bilgiye giden yol gerekçelendirilmiş doğru fikirlerin ardında gizlidir diyebilir miyiz? Çünkü binlerce zincir olabilir. A'dan Q'ya ya da A'dan Beta'ya, A'dan Gamma'ya giden yollar olabilir. Ya da A'dan B'ye, C'ye, D'ye, E'ye giden yollar da olabilir. Yani ama biz A'dan F'ye gittiğimizde ve F'den sonrasında hay aksi yanlış gelmişiz demediğimizde asla A'dan gideceğimiz diğer yolları keşfedemeyeceğiz. Bu da aslında bilgiye bir gün ulaşabileceksek, daha doğrusu aradığımız o konudaki bilgiye, çok genel konuşmaya gerek yok. Bunun yolu denemek, yanılmak, daha iyi denemek, daha iyi yanılmak dışında değil. O yüzden bilgiye giden yol gerekçelendirilmiş doğru bilgilerin arkasında ya da onun bize açtığı yolda gizlidir diyebilir miyiz? Bunun cevabını veya bunun cevabını içeren bir konuşmayı Alan Musgrave yapsın bize. Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik adlı Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabından kısa bir pasaja gönderme yapalım. Çok kısa değil aslında ama çok zaman almayacaktır. O şöyle söylüyor bizim tüm bu üzerine kafa yorduğumuz şeyi çerçevelemek adına. Şüpheciliği gerçekten ciddiye almalı mıyız? Birçok insanın bunu zor bulmasının sebebi, bilginin olanaklı olduğunu düşünenlere karşı içgüdüsel bir sempati duymalarından ibaret değildir. Zira şüphecilik, görünüşe bakılırsa son derece tuhaf bir görüştür. Bütüncül şüpheci hiçbir şeyin bilinemeyeceğini iddia eder ve kanıtların ya da gerekçelendirmelerin sonsuz geri gidişine dikkat çekerek hiçbir inancın gerçekten kanıtlanamayacağını ya da gerekçelendirilemeyeceğini ileri sürer. Ama durun biraz. Şu halde şüpheci hiçbir şeyin bilinemeyeceğini bildiğini iddia etmiş olmuyor mu? Ve hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını kanıtlamaya çalışmıyor mu? Eğer hiçbir şeyin bilinemeyeceğini bildiğinizi ya da hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını kanıtladığınızı iddia ediyorsanız kendinizle çelişiyorsunuzdur. Demek ki bütüncül şüpheci kendisiyle çelişen bir konumdadır. Bu ilk Yunanlı şüphecilere yöneltilmiş çok eski bir eleştiridir. Ve doğru olması halinde oldukça yıkıcı bir itirazdır. Kendisiyle çelişen bir görüş doğru olamaz. Bütüncül şüpheciliğin de doğru bir görüş olması imkansızsa o zaman bu tartışılmasına bile gerek yok demektir. Bu itiraza yanıt vermek amacıyla Yunanlı şüpheciler görüşlerini bu çelişkiyi ortadan kaldıracak şekilde biçimlendirmeye çalıştılar. Bunu gerçekleştirmek için iki yol buldular. İlk yol, şüpheciliği hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeğinden başka hiçbir şeyin bilinemeyeceği ve hiçbir şeyin kanıtlanamayacağı gerçeğinden başka hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını savunan bir görüş olarak formüle etmekti. Şüpheciliğin bu versiyonu zamanla akademik şüphecilik adını aldı ama bunun nedeni sadece akademik olması değil, Platon'un Atina'daki akademisinde öğretilen şüphecilik türü olmasıydı. Bu görüş tarihsel olarak Platon'un öğretmeni Sokrates'e ilişkilendirilir. Sokrates,
Bilebileceğimiz tek şeyin başka hiçbir şey bilmediğimiz olduğunu ve bunu bilmenin önemli olduğunu iddia etmiştir. Burada hemen ben araya giriyorum. Musgrave daha sonra bunu bağlamlandıracak ama dinleyiciler üzerinde yanlış bir bilgi bırakmış olmayalım veya zihinlerinde. Sokrates bu anlamda şüphecili olarak kalıp hiçbir şey bilinemeyeceği tek gerçektir dememektedir. Genel düşüncesinde o bilgi arayışına ve ona bağlı tüm arayışlara, yani erdem ve ontolojinin ne olduğu, yani gerçekliğin ne olduğu arayışına öncelikle bilgi anlamında sıfır noktasına ulaşıp bilginin tanımını veya da olanağını gösterdikten sonra gidebileceğimizin altını çizdiği için Sokrates'in bilgisizliği bir bilgisizlik bilinci noktasıdır. Daha sonra doldurulacak bir boşluktur, yani bir nihai ve zorunlu cehalet noktası değildir. Onu hemen belirtmiş olalım. Ama Musgrave'e dönelim. Akademik şüphecilik kaçamaklı gibi görünür. Ve bir bakıma da öyledir de. Fakat bunda başarılı olduğunu fark etmek önemlidir. Baştaki itiraz, şüpheciliğin kendisine çelişik olduğu, tutarlı biçimde ortaya konulamadığı yönündeydi. Akademik şüphecinin hilesi bunun böyle olmadığını gösterir. Şüpheciliğin kendisini istisna kılan küçük bir düzenleme sayesinde şüphecilik hakkında söylenebilecek başka şeylerin yanı sıra karşımıza en azından tutarlı bir görüş buluruz. Yani bir istisna yaratır. Gerçekliğin bilinemeyeceği gerçeğinden başka hiçbir şey bilinemez. Tabii Türkçe'ye de yansımış bir kabul vardır. İstisnalar kaideyi bozmaz diye. Bazı işleyişlerde belki diyebilirim ama en azından bilgi söz konusu olduğunda veya da hatta bilim söz konusu olduğunda istisnalar kaideyi bozar. Çünkü bir aykırı örnektir. Belki geçen sezon üzerinde sıklıkla durduğumuz Thomas Kuhn'un paradigmatik devrimler neden oluyor sorusuna da bir gönderme yapabiliriz. Aykırı örnek, yani istisna, kaideyi önce sallar sonra bozar. Onu söyleyelim. Ama burada doğru bir hamle, gerçekliğin bilinemez olduğu gerçeğinden başka hiçbir gerçeklik bilinemez. Acaba işe yarıyor mu? Akademik şüphecilik ile ilgili belirgin soru da şudur. Şayet bu tek şey her nasılsa bilinebiliyorsa, o zaman niçin diğer şeyler de aynı yolla bilinemez? Gerçekliğin bilinemediği gerçeğini bilmenin bir yolunu bulduysak, neden bu yol üzerinden başka gerçeklikleri bilemiyoruz? Ama işte bu noktada işler daha da karışır. Eğer başka herhangi bir şey bilinebiliyorsa, o zaman akademik şüphecilik yanlıştır. Çünkü yalnızca akademik şüpheciliğin bilinebileceğini söylemektedir ve yanlış olduğuna göre kendisinin de bilinmesi mümkün değildir. Çünkü yanlışı bilemeyiz. Şimdi yanlış ama bilinebilir bir şey var mı diye konuşacağız. Yani şöyle koyalım soruyu. Bilgi ama yanlış demek mümkün mü? Veya yanlış ama bilgi demek. Yani biliyor ama yanlış biliyor demek mümkün mü? Ya da daha kristalize edersek yanlış bilgi mümkün mü? Yoksa zaten yanlış olmasından dolayı o bilgi değil mi? Bunun üzerinde duracağız. Bu noktada İfadelerin başka şeyleri yanı sıra kendilerine gönderme yapmaları halinde ortaya çıkan tuhaflıkları görüyoruz. Diğer Yunanlı şüpheciler akademik şüpheciliği sevmezlerdi. Ona negatif dogmatizm adını verdiler ve onun hiçbir yönüyle tam bir şüphecilik anlayışıyla özdeş olmadığını savundular. Neden negatif dogmatizm? Çünkü bir gerçekliği verili kabul ediyor. Gerçekliğin bilinemeyeceği gerçekliğini. Dogmatik olduğu taraf bu. Niye negatif? Çünkü olumsuz bir şeyi baz alıyor. Şüpheciliği hiçbir şeyin bilinemeyeceği, hatta hiçbir şeyin bilinemeyeceğinin bile bilinemeyeceği ve hiçbir şeyin kanıtlanamayacağı, hatta hiçbir şeyin kanıtlanamayacağının bile kanıtlanamayacağı şeklindeki bir görüş olarak yeniden formüle etmeyi tercih ettiler. Şüpheciliğin bu versiyonu kurucusu şüpheci Piron adıyla Pironcu şüphecilik olarak adlandırılmaya başlandı. Şimdi Musgrave'de tekrar devam edeceğiz ileriki konuşmalarımızda ama son geldiği noktayı sadece altını çizelim. O zaman karşımızdaki şüpheci aslında şunu söylüyor. Yani akademik şüpheci değil onun kategorizasyonuyla. Hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeğinden başka hiçbir şey bilinemez demiyor. Hiçbir şey kanıtlanamaz. Hiçbir şeyin kanıtlanamayacağı da kanıtlanamaz. Ama bir şeylerin kanıtlanabileceği de kanıtlanamaz. Şimdi o zaman gerekçelendirme ile yeni bir terim arasında bağlantı kurduk. Kanıtlamak.
Aslında evet, doğrulamak derken bunu söylüyoruz. Yani bunu sadece teorik bazda düşünmeyin. Ben diyorum ki X kişisi katildir. Ben dedim diye o katil mi? Veya ben öyle düşünüyorum diye o katil mi? Bütün medeni hukuk sistemlerinde, hatta sağduyuda bana şu sorulur: kanıtın nedir? Kanıtlamakla mükellefsin bunu söylüyorsan. Hadi tersinden söyleyelim. Masum biri masumiyetini kanıtlamak zorunda değildir medeni hukuk sistemlerinde. Ama öyle olmadığını varsayalım. Masumiyetini kanıtla diyoruz. Veya demek durumunda kalıyoruz. Kanıtın ne? Yani bir kanıt arıyoruz. Oysa şüpheci diyor ki, epistemolojik şüpheciden bahsediyorum. Hukuki anlamda değil. Ama epistemolojinin nasıl yaygın bir problem ağı olduğunu göstermek için kanıtlamak nedir bilmiyorsak, hukuki düzlemde de neyi kanıt olarak kabul edeceğiz? Aslında birine katil demek veya onun masumiyetini kanıtlamak, suçunu veya masumiyetini kanıtlamakla bir önermenin doğruluğunu kanıtlamak epistemolojik olarak aynı kategoride. Şimdi son olarak ne işimize yarar peki bu kadar teorik düşünmek, bu kadar epistemolojiyle iştigal etmek diyelim. Dr. X'in bir kitabı var. Geçen programlarda kullandığımız. Bu internetten ulaşılabilir. Biraz sonra değineceğim bir paragraflık bir şey. Tayfun Uzbay, bir hekim, onun tarafından yazılmış. Bu Dr. X'in bir kitabı oldu. Bu varsayımsa ama tabii gerçek. Bu Canan Karatay'ın Gerçek Tıbbın 10 Şifresi adlı kitabı. Açık bir yayın olduğu için ve bir tartışma ortamı olduğu için bunu paylaşabiliriz ve bizim konuştuğumuz konuyla nasıl bir yakından ilişkisi olduğunu gösterebiliriz. Hemen kısa bir paragrafını okuyup kanıt sorusuyla tekrar bugün bitirelim. Gerçek Tıbbın 10 Şifresi isimli kitabın 132. sayfasının 5. paragrafında Karatay tam olarak şunları söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Washington Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Belding H. Scribner, 1983 yılında yüksek doz tuz verdiği kişilerin damarlarında gevşeme, yani genişleme olduğunu göstermiştir. İzleyen paragrafta da damarların genişlemesi, biliyoruz ki tansiyonu yükseltmez, aksine düşürür diyerek devam ediyor. Bu iddia, kan basıncı ile tuz kullanımı arasındaki ilişkiyi açıklayan ve yıllardır kabul gören, sağlık bilimleri alanında öğrencilere öğretilen, bilim kitaplarında yazılan ve kanıta dayalı tıpta uygulanan bilgi ile tamamen zıt yöndedir. Böylece Karatay, bilinen yerleşik bilginin tam aksini savunarak ezber bozan bir akademisyen görüntüsü veriyor. İddiasının sonunda kullandığı 268 numaralı kaynağın Journal of the American Medical Association isimli Batı'nın en saygın tıp dergilerinden birinde yayımlanmış olması ilk bakışta kendisine önemli bir destek sağlıyor. Kitapta bu satırları ve dayanağı olan kaynağı ilk gördüğümde hocanın herkesin gözünden kaçan ya da çeşitli nedenlerle dikkate alınmayan önemli bir klinik çalışma üzerinden tartışma başlatmak istediğini ya da buna dikkat çekmek istediğini düşündüm. Ancak yüksek dozda tuzun tansiyon düşürücü olduğunu ve aşırı tuz tüketmekten çekinmemeyi önermenin daha fazla kaynakla ve daha açık biçimde desteklenmesi gerektiği endişesiyle ilgili makaleye ulaşıp inceledim. Şimdi burada bizim konumuz üzerine altını çizeceğimiz bazı şeyler var. Mesela kanıta dayalı tıp. Bunu aklımızda tutalım. Kanıta dayalı tıp. Yapılmış çalışmalarla desteklenmek. Yani bizim gerekçelendirme dediğimiz, doğrulama dediğimiz şeyin başka bir mecradaki ifadeleri. Hemen şunu söyleyelim. Fazla tuz tüketmenin, yani tabii belirli bir tuz, hani orada hakkını yemeyelim ilgili çalışmanın, tansiyonu yükseltmediği, aksine damarlarda gevşemeye, yani tansiyonu düşürmeye neden olduğu. Bakın, nedensel bir ilişki kuruluyor. Aslında demin benim çok belki karikatürvari sorduğum bu kahve sorusundan çok da farklı değil. Ne kadar süreyle demlenirse daha yoğunlaşıyor. Ne kadar sıcaklıkla demlenirse daha hafif oluyor.
Ne kadar tuz tüketirsem ne oluyor? Nedensel bir ilişki kuruyor. Şimdi son sayede şunu söyleyeyim. Bu hocanın makalesinde. Ulaştığım makale kitaptaki ifadenin aksine klinik bir çalışma içermiyordu. Yaklaşık 1,5 sayfalık makale tuz ve hipertansiyon ilişkisi üzerine yine aynı dergide yayınlanan başka bir makaleye de atıfta bulunarak diyette yer alan tuzun hipertansiyon ile ilişkisini değerlendiren kısa bir derleme niteliğindeydi. İlgili makalenin linkini biz paylaşırız. İsteyenler devam eder. Bazı göndermeler yaparız. Ama ana fikri hatırlayalım. Gerekçelendirilmiş veya doğruluğu gerekçelendirilebilir. Buradan yeni bir terime bağlantı kurmuştuk. Kanıtlanabilir ifadeler bilgidir veya doğru bilgidir demiştik. O zaman buradaki tansiyonla tuz arasındaki ilişkinin kanıtı nedir dediğimizde görünen kanıt yapılmış bir çalışma. Acaba deyip o çalışmaya gittiğinde ilgili hekim o çalışmanın bir araştırma olmadığı, bir derleme olduğu ortaya çıkıyor. O zaman ilk önermenin yeterli gerekçesi ve kanıtı mıdır? O halde daha derin bir kanıt arayacağız. Ama ya şüpheci haklıysa, bunun sonu yoksa veya yanlış yoldaysak, o zaman gerekçelendirilebilir doğru sanı veya kanı veya ifade veya doğruluğu gerekçelendirme veya kanıtlama bizim her gün karşılaştığımız her problemin içinde. Bunun kanıtı nedir? Bazen böyle sormasak bile aslında örtük olarak da hep bunu soruyoruz. O yüzden biz genelde bilimle ve bilgiyle kalın diyorduk. Bunu şöyle söyleyelim. Bugün uzun bir konuşma oldu. Epistemolojiyle kalın. Yeni terimlerle daha büyük soru işaretleri ortaya çıktı. Bu da biraz da amacımızdı. Bir sonraki programda bilginin görece pusula arayollarında soruşturmalarımıza ve kanıt arayışlarımıza devam edeceğiz. Bizi iTunes'dan, Ekşi Sözlük'ten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir ve bilim felsefesine dair merak ettiğiniz, kafanızı kurcalayan soruları gayrisafifikirlere@gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler.